Celal Hocam, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu. Yargı teşkilatı toplantısında konuştu. İsterim ki bir sesini dinleyelim. Bakalım neler söyledi. Bu yargı kriziyle ilgili açıklamaları var. Hep birlikte dinleyelim. Sonrasında sorularım olacak size. Anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Farklı yorumlanarak kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan ya da uygulanmayan maddeleri var. Anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Evet, böyle bir madde varken 154. maddeye de baktığımız zaman adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu da belirtiliyor. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Yargıtay, temyiz mahkemesi olarak yıllarca oluşturduğu bir içtihat var. İçtihadı birleştirme kararları var. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla kesin hükmü ortadan kaldırabileceğini savunurken Yargıtay ise Anayasanın 148. maddesine göre biz bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz diyor. Bu soruna duyarsız kalabilir miyiz? Elbette ki kalamayız. Değerli yargı mensuplarımız, sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktan, demokratik, kuşatıcı bir anayasa yaparak bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri gecikmeden yapmamız gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. O nedenle bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın görüş ayrılığını fırsat bilerek iki yüksek mahkememiz arasındaki bu sorunun çözümünde hakem olma durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ve çirkin ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Evet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu yargı kriziyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Celal Ülgen hukukçu bizlerle birlikte. Celal Hocam lütfen buyurun, nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Bir yeni anayasa açıklaması geldi Yılmaz Tunç'tan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatırlarsak demişti. Şöyle bir hatırlatmak isterim cümlesini. Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır dedi. Yılmaz Tunç da dedi ki demokratik kuşatıcı bir anayasa yapmak gerekiyor. Yeni anayasa ihtiyacımız var diyor. Mevcut anayasa demokratik ve kuşatıcı değil mi sizce? Şimdi dikkat ederseniz Adalet Bakanı, inanın hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisinin bile söylemeyeceği, yapmayacağı bir gafı, bir hatayı yapıyor. Anayasanın iki maddesi arasında bir çelişki yok. Yani Yargıtay'ın verdiği kararların kesin olduğu açık. Ona bir şey demiyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuru hakkı getiren AK Parti, 2010 anayasa değişikliğiyle yapıldı bu. Ve o zaman Anayasa Mahkemesi'nin iki görevi oldu. Birisi somut norm denetimi, yani ya kanunların anayasaya aykırı olup olmadığının denetlenmesi. İkincisi de Yargıtay başta olmak üzere Yargıtay, Danıştay ve altındaki ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların anayasanın bünyesinde yer alan temel hak ve özgürlüklere aykırı olması durumunda Anayasa Mahkemesi'ni yetkili kılıyor. Yani Anayasa Mahkemesi bir temyiz mahkemesi değil. Yüksek mahkemelerin görüşünden, gözünden kaçan ama anayasanın maddelerinde yer alan temel hak ve özgürlükler. Evet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu yargı kriziyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Celal Ülgen hukukçu bizlerle birlikte. Celal Hocam lütfen buyurun, nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Bir yeni anayasa açıklaması geldi Yılmaz Tunç'tan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatırlarsak demişti. Şöyle bir hatırlatmak isterim cümlesini. Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın günlük siyaset söylemi değil,
hayati bir konu olduğu bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır dedi. Yılmaz Tunç da dedi ki demokratik kuşatıcı bir anayasa yapmak gerekiyor. Yeni anayasa ihtiyacımız var diyor. Mevcut anayasa demokratik ve kuşatıcı değil mi sizce? Şimdi dikkat ederseniz Adalet Bakanı, inanın hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisinin bile söylemeyeceği, yapmayacağı bir gafı, bir hatayı yapıyor. Anayasanın iki maddesi arasında bir çelişki yok. Yani Yargıtay'ın verdiği kararların kesin olduğu açık. Ona bir şey demiyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuru hakkı getiren AK Parti, 2010 anayasa değişikliğiyle yapıldı bu. Ve o zaman Anayasa Mahkemesi'nin iki görevi oldu. Birisi somut norm denetimi, yani ya kanunların anayasaya aykırı olup olmadığının denetlenmesi. İkincisi de Yargıtay başta olmak üzere Yargıtay, Danıştay ve altındaki ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların anayasanın bünyesinde yer alan temel hak ve özgürlüklere aykırı olması durumunda Anayasa Mahkemesi'ni yetkili kılıyor. Yani Anayasa Mahkemesi bir temyiz mahkemesi değil. Yüksek mahkemelerin görüşünden, gözünden kaçan ama anayasanın maddelerinde yer alan temel hak ve özgürlüklere aykırı gelen bir olay olduğu zaman Anayasa Mahkemesi devreye giriyor ve artık o devreye girdiği zaman, ihlal tespit ettiği zaman Yargıtay'ın kesinlik ilkesi bitmiş oluyor. Çünkü anayasanın öngördüğü temel hak ve özgürlüklere ihlal kararı vermiş oluyor. Şimdi olayda Can Atalay'ın seçilme hakkının ihlalini gördü ve ayrıca özgürlük hakkı ihlali gördü anayasa. O zaman yapılması gerekenle 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul olayı yeniden yargılamayı yenileyecek ve yenilenen yargılamada düşme kararı verip işten el çekecekti. Can Atalay'ı tahliye edecekti. Bu kadar açık. Sayın Adalet Bakanı'nın söylemi aslında bütün bu düzenlemeyi, yani Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne suç duyurusunu ve bu olayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevi olmadığı halde dosyayı Yargıtay'a göndermiş olmasını biz planladık diye itiraf niteliğindedir. Yani getiriyorlar birbiriyle çelişmeyen iki madde sanki birbiriyle çelişiyor gibi göstererek sonuçta hiç akıllarından çıkmayan işte anayasa değişikliğine getirmek istiyorlar. Yok kardeşim, anayasa değişikliğini gerektirecek bir durum yok. Ve şunu söylüyorum. Peki şunu sormak isterim Celal Hocam, bu noktada sözünüzü kesiyorum özür dilerim ama konu yine anayasa değişikliğine geldi. Yılmaz Tunç da dile getiriyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getiriyor. Zaten uzun süredir anayasa değişikliği dile getirilmekteydi. Hatta seçim döneminden sonra daha çok konuşuldu. Yargıtay'ın bu tavrı, bu kararı ve yaptığı bu açıklamalar sizce bunu hızlandırmak için yapılan bir tavır mıdır? Tam da öyle. Fakat şöyle bir durum var şimdi. Türkiye'de yeni bir anayasa yapmanın koşulları yok. Yani yeni bir anayasa toplum sözleşmesidir. Toplum sözleşmesinde yeni anayasayı kurucu meclis yapar. Yani çeşitli katmanlardan, çeşitli sınıflardan, çiftçilerden, köylülerden, sendikalardan, işçilerden oluşan bir kurucu meclis bir anayasa yapar ve hepimiz buna uyacağız der. Böyle bir kurucu meclis yok. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anayasaya göre yasaları çıkarır. Ama yeni bir anayasa yapma görevi yok. Yeni bir anayasa değişikliği yapabilir ama yeni bir anayasayı tümden yapmaz. Hangi madde değişiyorsa, hangi madde çelişiyorsa teklif etsinler. Muhalefetle birleşsin, değiştirelim. Ama yok böyle bir şey. Yüzlerce defa Anayasa Mahkemesi değişmiş. 2010 anayasa değişikliği yapıldığı zaman, başkanlık sistemi geldiği zaman her şey güllük gülistanlıktı. Ve bu 2010 değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi'ne
bireysel başvuru yöntemini getiren AK Parti'dir. Bununla evet. ilgili evet. böbürlenmişlerdi, övünmüşlerdi. Ve o zaman şu an artık, kendileriyle çelişiyorlar diyebilir miyiz? Elbette yani daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoluyla düzeltilen işler şimdi Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı'yla düzeltilebiliyor. Bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Ve ben o tarihlerde Anayasa Mahkemesi kararlarının, anayasanın bireysel başvuru sonucu verilen kararların pek mümkün olmayacağını düşünmüştüm. Ve bir gün canlı yayında onların kanalında özür diledim. Anayasa Mahkemesi gayet iyi iş görüyor dedim. Çok yararlı oldu dedim. Ama bu geldiğimiz noktada süreç beni haklı çıkarıyor. Demek ki ben haklıymışım. Ama şimdi kendi yarattıkları, kendi kurdukları sisteme kendileri karşı çıkıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyelerini kendileri seçmediler mi? Peki Celal Bugün Hocam şimdi eski bu... Eski dönemden kalan tek bir üye bile yok. Evet. AYM üyeleriyle ilgili bir suç duyurusu da var. Peki kim kimi yargılayacak? Akılda pek çok soru var. Kim kimi yargılayacak? Ne olacak? Çözüm nedir öyle mesela şey burada? Böyle bir şey mümkün değil İrem Hanım. Bakın Anayasa Mahkemesi üyeleri ancak ve ancak Yüce Divan'da yargılanır. Kanun var, yasa var ve Anayasa Mahkemesi'nin iş tüzüğü var. Bunun içinde Yüce Divan dediğimiz Anayasa Mahkemesi'nde 10 üyeden, en az 10 üyeden müteşekkil olur. Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyelerinin sayısı kaçtır? 15. Peki kaç üye hakkında suç duyurusu yapıyorsunuz? 9. 15'ten 9 çıkınca kaç kalır? 6. 10 üye etmiyor. Çünkü kural diyor ki Anayasa Mahkemesi'nde kendi üyelerinden birisi yargılanacaksa o üye yer almaz diyor. 9 üye yer almadığı zaman kimi yargılayacaksınız? Yok. Bunu Yargıtay bilmiyor mu? Biliyor. Ama kasten kaos çıkartmak için ve toplumu anayasa değişikliğine itmek için böyle bir şey yapıyor ve bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları sorgulatmak istiyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi sürekli Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyen Devlet Bahçeli'nin partisinin görüşünde oluşan bir mahkeme. Ne yazık ki tıpkı FETÖ gibi, FETÖ'yle siyaset ortaklık yaptıklarında nasıl yargıya FETÖ egemen olduysa, bugün de MHP ile ortaklık yaptıkları sırada bile isteye Yargıtay 3. Ceza Dairesi MHP'lilerin daha çok olduğu bir örgütlenme haline geldi. O zaman Celal Hocam şunu doğru mu anladım? Siz yargıda siyaset ortaklığı var diyorsunuz değil mi? MHP ortaklığı Elbette, mı var diyorsunuz? Siyaset ortaklığı yargıya yansıyor.